Böbrek problemi, böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Efendim böbreğinde kişinin bazılarının sürekli kist oluşuyor, büyüyor, büyüyor. Bazılarının böbreğinde taş oluşur, büyüyor, zarar veriyor böbreğe. Bazılarında kum oluşur. Bazılarında işte ne dedik? Diş dibindeki iltihap, diş kökündeki, diş kanalındaki iltihap kana karışıyor. Veyahut da lenf bezesindeki veya bademcindeki iltihaplar kana karışıyor, böbreklere zarar veriyor. Böbrekler tedavi edilmezse böbrek yavaş yavaş çürüyor, büzülüyor, küçülüyor. Fakat böbrek yetmezliğinin esas tetikleyen ana faktör %98 nedir? Nedir? Tansiyon ilaçları, diyabet ilaçları, kolesterol ilaçları, antidepresanlar yani kimya. Evet. Kimyasal ilaç, sürekli ilaç kullanıyorsa kişi bazıları leblebi gibi atıyor. Sanki Çok şey yanlış. bedava Çok. sigorta veriyor. Ezlerine gidiyor. Alıyor. O maşallah. Nasıl olsa bedava diye atıyor. Böbrekler çürüyor. Ondan sonra geliyor diyor ki bana hocam böbreklerim küçülmüş. Nohut kadar kalmış. Onun tedavisi mümkün mü? Diyor. Geçen bir tanesi. O saatten La ilahe sonra. illallah Muhammed Resulullah dedim. Yani ben aciz bir kulum. Allah'ın aciz bir kulu. Ben ona ne faydam olacak? Şimdi kişinin böbrekleri büzülmemişse, küçülmemişse, erimemişse, kimyasal ilaçlar yavaş yavaş erite erite yok ediyor. Kimyasal ilaçtan dolayı böbrekler bitmemişse, Yani erken teşhisi. erken teşhis olmuşsa, böbrekler diyalize giren hastayı bile, burada raporlar var. Harikasınız hocam. Bu vatandaş kaç yaşında? Bunun 71 bir doğumlu. yaş sınırı var mı? 70 yok fark Yok, etmez. çocuklarda da olabiliyor. Keratini 2, 3 hafta doktoru demiş ki şöyle mi? Şöyle hemen. Şöyle mi? Evet. Doktoru demiş ki tehlikeli böbrek yetmezliği başlamış. Ne olacak? İşte tedavi olmazsa böbrek nakline kadar gider. Önce diyaliz sonra böbrek efendim. Dedim ki problem değil. Bakacağız, deneyeceğiz. Denemeden bir şey söyleyemeyiz. Ne kadar sürede faydasını gördü Üç peki? hafta. Harika. Kişiye göre değişir. Mesela kreatini 2 kolay. Kreatini 3 kolay. Kreatini 4 kolay. Ama 7-8 olmuş. İlerlemiş. Biraz zor. Evet. Huş forte. Böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğine kadar. Huş. Neden huş? Böyle çok yoğun oranda topraktaki çok derinlerdeki suyu çeker ve çekilen su ağacın gövdesinden yukarı doğru çıkarken o kadar çok su taşır ki hışır hışır eder. Yani kulağınızı ağacın gövdesine şöyle verdiğinizde o sesi duyarsınız. Yani çok yoğun. Bir bu çekmiş olduğu topraktan çekmiş olduğu suyu yapraklarıyla eterik yağa dönüştürerek çevreye yayar. Çok enteresan. Yani Evet, bu bir doğa. doğal parfüm gibi. Antiviral, antibakteriyel, antimikotik. Yani bir bitkinin, bir ağacın çevreye olan katkısı, dünyaya, insanlığa katkısı 250 bin euro bir ağacın değeri insan için, yani çevre için, Ki tabiat biz için. kıymetini bilmiyoruz ama. Kıymetini bilelim, ağaçlarımızı koruyalım. Özellikle de büyük şehirlerde sokaklara zakkum gibi zehirli ağaçlar yerine meyve veren ağaçlar Değil ekelim. Böcekleri, çiçekleri, ağaçları koruyalım. Evet. Huşun etkisi ispat edilmiş. Artı huş forte'nin birleşiminde altın başak otu var. Altın başak otu böbrekleri temizler, arıtır, iltihapları yok eder, taşı kumu eritir. Ne güzel. Böbrekler için altın başak otu dünyada en etkili bitkidir. Mesela biz bir beyefendi böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyordu. Bana geldiğinde 4 aydır diyalize giriyor. Kreatini raporları burada. Dedim ki ya diyalize girmemiş olsaydınız yani iyileşme ihtimaliniz büyüktü. %80, %90 ama diyalize giriyorsunuz 4 aydır. Yani bu işin garantisi olmaz. Denemek istiyorsanız 6 hafta deneyin. Bakın olumlu olursa, gelişme olursa devam edin. Ben deneyeceğim dedi. Çünkü böbrek yetmezden dolayı diyalize giriyor ya halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Kanı temiz olmadı, kanı Evet. kirlendiği için enerjisi bitiyor. İş yerini satmış, hayata küsmüş vesaire vesaire. 6 hafta sonra kendine gelince dedi ki, ben devam ediyorum. İyi hadi bakalım.
2 ay sonra doktoruna gitmiş, demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Turp gibiyim. Evet, dedim ki yok bana söyleme, doktoruna söyle. Doktoruna demiş ki ben diyalize girmek istemiyorum. Ya çok güzel, mükemmel ama sen yine de devam et, acele etme, acele etme. 4 ay sonra diyalizi bıraktı, hamdolsun. Şimdi 6 yıl geçti aradan. Hala diyaliz problemi, böbrek problemi yok. Arada sırada beni arıyor. Hocam. Bu arada çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Hani tabii tabii. Bitkiler çok çok İsteyen önemli. İsteyen kendisine hayatımız. Ulaşabilir. İnternete adresini yazmış hatta. Kendisi şu anda. Ne güzel. Antalya'da. Bizim bayimiz. Gönüllü bayi. Aa, bu çok güzel. Evet. Böbrekteki her türlü rahatsızlığa karşı mükemmel. Böbrek.